geçinemiyorlar hakim bey. Yani şiddetli bir biçimde geçinemiyorlar. Anlaşamıyorlar hakim bey. Biz ne yaparsak yapalım bunlar anlaşamıyor. Yani en büyük sorunları iletişimsizlik hakim bey. Yani aşkın gözü körse bunların kulakları sağ. Ama bana bakıyor ya. Bakma abi bana öyle. Ya ben dedim sizin en büyük derdiniz konuşamamak dedim. Aa yüzü burada dedim mi demedim mi? Musa sus. Bir de güven problemleri var. Birbirlerine hiç güvenmiyorlar. Yani birbirlerinin gölgelerini görseler seni kim takip etti diye kavga edecekler. Çok kıskançlar. Var, o da var. O da var. E kızı karavana kilitledi bu. Hangi kızı? Ya şey var ya işte. Ozi, teşekkür ederim Ozi. Gerçi o konuda Esra haklıydı. Ya ben o kızın bakışlarını hiç beğenmiyordum. Gerçi Efe'nin de Esra'ya bakışlarını çok beğenmemiştim. Ben bu konularda biraz iyiyimdir de. Yani öfkeli, biraz öfkeli. Yani bir insanın eli, yüzü, kaşı, gözü hep mi yaralı olur ya? Hep yaralı. Yani patronum diye demiyorum, biraz öfkeli. Normalde benim abim hiç sinirli bir insan değil. Ama söz konusu Esra olunca fabrika ayarları biraz bozuluyor. Benim de bunu kabul etmem gerekiyor galiba. Ettim gitti. Ama sevgi dedim ya, aşk dedim de büyüyor onlar da. Yani ben hatırlıyorum hakim bey, bunlar böyle bacak kadar falandı. O zamandan beri seviyorlar birbirlerini. Ama böyle bir sevmek yok hakim bey. Bak yazsan 5 ciltlik roman olur. Ya ne badireler, ne fırtınalar atlattı bu aşk. Yani gram azalma olmaz mı? Yok, azalmıyor. Azalmıyor. Hatta bana sorarsanız artıyor da. Gün geçtikçe de böyle kuvvetleniyor, güçleniyor. Ya adam adının baş harfini omzuna kazıdı. Yıl olmuş bilmem kaç yani. Ayrıca benim kardeşim sevgisini öyle büyük hareketlerle göstermeyi sevmez ama bana göre de asıl seven o. Ayrıca hakim bey yani evlilikte problemsiz evlilik, sorunsuz ilişki var mı? Siz söyleyin. Peki teşekkür ederim. Evet tanıkları dinledik. Ama sizin de son sözlerinizi almak isterim. Esra Ertan Korfalı. Siz evliliğinizin bittiğini düşünüyor musunuz? Yani gerçekten boşanmak istiyor musunuz? Boşanmakta kararlı mısın kızım? Evet. Konuş. Susayım. Anladım. Siz Ozan Korfalı. Siz ayrılmak istiyor musunuz karınızdan? Siz boşanmakta kararlı mısınız? Karar. Sorunlarınız var belli ki. Ama ben burada bitmiş bir evlilik görmüyorum. Tarafların birlikte çift terapisine gitmesine, sonrasında davanın tekrar gözden geçirilmesi için 6 ay sonra ertelenmesine karar verildi. Gerçekleşemez. Anne, gelmeyeceğim. Ben gideceğim.
Hakim hallediyor. Anne ne yapıyorsun? Hakim her şeyi halledeceğim. Hakim Bey rica ediyorum. Kusura bakmayın. Lütfen rica ediyorum boşamayın. Evet. Aa, abi hani söylememiştin? Söylemedim bir şey ya. Ben bir şey söylemedim. Söylemedi gerçekten. Vallahi söylemedim. Allah. Söyle, niye söylüyorsunuz ya? Hakim Bey siz bu çocukların kusuruna bakmayın. Hatta hiçbir şeylerine bakmayın. Boşamayın bunları. Anneciğim bir dur. Anne dur. Bir şey söylüyor anlatıyor musun? Duramam oğluşum artık yeter üzüldün. Ya şu hanedanlığım ikinci bir Ozan enkaz dönemini kaldıramaz. Lütfen boşamayın, lütfen rica ediyorum. Evet. Hanımefendi, siz kimsiniz? Efendim ben CEO annesi Zümrüt Korfalı. Ya bakın Hakim Bey çok matah bir gelin olduğundan değil. Ama oğluşum bunu çok seviyor. Yani sürekli onu istiyor. Yani ben ne kızlar getirdim bunu evlendirmek için. Yok İlhan'da Allah. Esra. Allah seni kahretmesin ya. Boşanmasınlar diye uğraşırken bile hala şu kıza laf söylüyorsun. Ben söylüyor muyum Ozan Esra yüzdü diye? Ne? Ne münasebet? Oğluşum hiç üzmedi. Üzmedin değil mi oğluşum? Üzmedim de. Sus, boş konuşma. Hakim Bey ben bu kadından şikayetçiyim. Çocukları boşamayın ama bizi dünürlükten sonsuza kadar men edebilirim. Hayır canıma minnet. Hayır. Hayır, edepsize bak. Seni ne gördü ya? Senin yüzünden boşandılar zaten. Hayır şunu. Senin yüzünden boşandılar. Senin yüzünden boşanıyor çocuklar. Senin yüzünden boşandılar. Yettir artık. Kelepçe takın, ters kelepçe. Patlamasın. Sus, kelepçe takın şu kadar. Hanımlar bir durun. Yoksa ikiniz de mahkemenin üzerine bozmaktan içeri atacağım. Yahu daha boşanmadılar. Boşanmadılar mı? Hayır. Boşanamaz. Ya Esra niye bizi böyle kandırıyorsunuz ya? Ay kusura bakma vallahi nasıl oldu anlamadım. Öyle bir anda ağzımdan çıkıverdi. Ya tabii bilmem mi olur öyle şeyler. Ay hiç uyumda değildir biliyorsun. Tabii. Ay nasıl oldu anlamadım. Ha, biliyorsun ben mahallenin sır küpüyüm yani. Ama Menekşe, sen bana bakma. Benim bu aralar kafam çok Leyla. Hayırdır, ne oldu? Aman boş ver, hususi mevzular. Kız çocuklar ne oldu çocuklar? Çocuklar ne oldu? Hakim davayı erteledi, terapiye gidecekler. Çözecekler terapide, ben inanıyorum onlara. Da sana ne oldu? Ay Menekşe, ben aşık oldum. Ha, vallahi mı? Oo, kime? Ay yok anam söyleyemem kusura bakma. Aa. Ay önce bir anlayayım bakayım adamın bende gönlü var mı yok mu? Mektup yazdım ben ona. Kız bak. Heh. Ama biliyorsun benim yazım Arap saçı gibi hiçbir şey anlaşılmıyor kız. Kız arkadaşına bir kıyak yap hadi. Senin yazın çok güzeldir bunu temize çeksene kurban oldu. Bu nasıl bir yazı Allah'ın seversen. Ama benim yazım güzeldir inci gibi. İlkokulda yarışmada birinci olmuştum zaten yazı yarışmada. Yazarım getir. Getireyim hadi. Yazarım arkadaşım. Dur. Aramızda bak. Sır kimseye söylemek yok. Ay Neriman'cığım kusura bakma da ağzım en az seninki kadar sıkıdır benim de. Ha iyi iyi. Öyle sağda solda her şeyi konuşmam. Her duyduğumu herkese her yerde söylemem yani. Kız sen laf mı sokuyorsun bana? Yok sırrım bende diyorum ya. Sırrım bende. Ha, iyi iyi. Hadi. Ay, yazıya bak ya. Sevgili beyefendi, beyefendicim yazıyor değil mi? Okunmuyor. Ay kız. Beyefendi. Aa, ay yere gel. Tehdit mektubu Zümrüt Hanım ya. Ey Allah'ım ya. Sevgili sayın beyefendiciğim. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz ama ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz benim yıllardır aradığım o büyük aşkın vücut bulmuş halisiniz. Yok artık. Zümrüt ve böyle duygular ha? İlginç. Boyunuz, posunuz, o duruşunuz, hele o ses tonunuz. Meğer kalbim yıllardır atmıyormuş, bunu anladım. İnsan kalbinin sesini duyar mı? Sizin sayenizde duydum işte. Saçmaladıysam kusura bakmayın. Heyecanımdandır. Kim olduğumu merak ediyorsanız öğlen elimde bir karanfille sizi lokantada bekleyeceğim.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Tamam, teşekkürler, çok severim. Teşekkürler. Kalbine kutlu olsun. Ben kaçıyorum anne. Hadi yavrum, güle 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 güle. Zümrüt, bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Sen neye emek verdin, hayırdır? Ya ben koskoca Zeus'umu, oğluşumu CEO yapmışım. Daha ne yapayım? Az mı? Ya bu kadın daha ne yapsın? Yapma bir şey. Gel hadi gel. Ne yapacaksın? Gel. Gel, gel, gel. E o zaman kahveler bende. Aman! Ay, bu iyiye bak, kahvede yaparmış. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelmesin. Gidin, gidin. Aa, gidin, yok dükkan sahibi yok. Yok, hadi gidin. Fakir fakir iki çorba için. Allah. Sevimsizler. Sevimsizler. Bir de bunlar aşıklardır falan birbirlerine şimdi. Ay, hiç çekemem. Geliyor. Günaydın. Ne yapıyorsun densiz? Bırak onu, buraya oturma, burası dolu. Git şuraya otur. Hatta oturma, gitsene buradan. Ya gitsene, ne yapıyorsun? Ben sizi anladım Zümrüt Hanım. Neyi anladın? O tuhaf hareketleri neden yaptığınızı, o delişmen hallerinizi. Ne diyorsun ya? Ne delişi? Delişmen ne? Bu arada çiçeğiniz de çok güzelmiş. Ben sizin böyle ince duygular taşıdığınızı düşünmezdim. Yok bende ince duygu falan. Kalın duygular var bende. Kapkalın zırhım var benim, anlıyor musun? Öyle duygumu böyle... Ay tuhaf tabii. Ben sizi çözdüm Zümrüt Hanım. Çok iyi çözdüm. 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 Demek sizin de savunma mekanizmanız buymuş. Neymiş? Tabii haklısınız. Yani bazı insanlar duygularını gösteremez, söze dökemez. Yazar. Yazar mı? Demek siz de onlardan birisiniz, öyle mi? Yani cümleleri ben toparlayamıyorum. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun Nazım Efendi sabah sabah? Gelmiş burada ılık ılık konuşuyor, tuhaf tuhaf lügatlar falan. Niye kavga etmiyorsun benimle? Benimle dalaş kavga, ben oradan şey yapıyorum. Diyeceğim şu ki Zümrüt Hanım, bizim bu münakaşalarımız bence artık çok manasız kaldı. Aa, ben duygulara çok saygı duyan bir insanım. Ama diyorum ki artık şu didişmeyi bırakıp işbirliği yapsak çok güzel şeyler başarabiliriz. Hem bu arada birbirimizi tanıma fırsatımız da olur. Aha, sonunda anladın. Bensiz bir iş yapamayacağını anladın. Unutma ki Zümrüt Korfalı bir dünya markasıdır. Bir fenomendir. Haydur elimde karanfil vardı. Tamam öyleyse, madem anlaştık şu kütüphane işiyle başlayabiliriz. Aşkım. Altın varaklı olsun. Evet, bunlar da kütüphanemiz için bağışlanan kitaplar. Ya bunlar ne biçim kitap böyle? Hepsi eski püskü ya. Hiç sevmem böyle. Yani biz fakir kütüphanesi mi açıyoruz? Sakın bu işte benim parmağımın olduğunu söyleme. Çünkü tarzım değil. Ben gösteriş severim, zenginlik severim. Belki de eski oldukları için değerlidirler Zümrüt Hanım. Bazen zenginlik eskilerde saklıdır. Sikke gibi mi yani? Söyle. Bakayım şu elinizdekine. Siz bir hazine tutuyorsunuz elinizde, haberiniz yok Zümrüt Hanım. Bundaki şiirler çok güzeldi. Ay şiir. Hiç sevmem şiir. Ama bir şunu dinleyeyim bakın ama. Hayır hayır hayır, sakın. Ay hiç sevmem, hiç haz etmem öyle şeylerden. Öyle acıklı acıklı şeyler, hayır. Aa! Sağır oldum birdenbire, aman tanrım, hiçbir şey duyamıyorum. Ama lütfen ama. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Nasıl ama? Güzel güzel. Siz kırılmaktan korktuğunuz için göstermiyorsunuz ama... içinizde çok duygusal bir yanınız var. Ben zaten mektuptan da anlamıştım onu. Duygusal mı? Evet. Tehdit mektubundan. Tehdit mektubundan ne? Nasıl duygusal bir şey? O korkunçlu ya. Ya ben seni korkutmak için yazdım o mektubu. Ben o mektuptan demiyorum. Öbür mektup, öbür. Öbür, öbür mektup mu? Ben başka mektup yazmadım ki. Bir tane tehdit mektubu yazdım, o kadar, başka yok. Ya işte bana yazıp dükkanımdan içeri attığınız mektup, sabah onu buldum. Böyle duygularınızdan bahsetmişsiniz. Elimde karanfil, lokantada bekleyeceğim demişsiniz. Aman canım, utanmanıza gerek yok. İnsanların duyguları olabilir Zümrüt Hanım. Ne münasebet! Neyden utanacakmışım acaba? Ne duygusuz diyorsun? Ne diyorsun sen? Zümrüt Korfalı yazsa yazsa tehdit mektubu yazar. Zümrüt Hanım, niye çocuk gibi itiraz ediyorsun? Yapmadım. Ya? Yazmadım ki. Al işte.
Mektup burada, buyurun. Ver, ver, ver. Lan. Ne? Ay ya, hayır. Hayır, ben böyle cıvık cıvık şeyler yazmam. Hayır, asla asla. Asla bunlar benim tarzım değil. Hiç hoşlamam, hiç özetmem öyle cıvık cıvık yalaklılık hareketlerden. Nasıl Zümrüt Hanım ya? Orada elinizde karanfil vardı. Yapmayın artık canım. Ya o karanfili mahalledeki kadınlar dağıttı. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle. Sadece bana değil, herkese dağıttı. O yüzden elimdeydi karanfil. Ama. Ama işte. Öyle boş boş konuşuyorsun ya bilip bilmeden. Aa, şuraya bak. Tamamen bir iftira. Nazım Bey beğeniyor mu? Ha, çok beğeniyor. Yandık. Nasıl olacak o iş ya? Ne? Ne nasıl olacak? Ne diyorsun kız? Şey diyorum ya, nasıl olacak şey derken. Neriman, ben senin arkadaşım. Kız geveli mi? Ne diyeceksen de. İşte anlatıyorum böyle arkadaşlar her şeyi birbirine açık açık söylemeye. Kız dost doğru söylesene şunu. İşte söylemeye çalışıyorum. Şimdi benim sana söylemem gereken şeyler var. Anlamışsındır, var. Anladım ana. Sus be! Söyleyeceğim ya. Gelme üstüme. Senin mevzun karışık. Karışık kızım. Nazım Bey'le senin işlerin karışık. Biz mektup yazdık ya. Onu Zümrüt yazdı zannediyor Nazım Bey. Bir de bunlar Zümrüt'le Nazım Bey böyle tatlı tatlı didişiyorlar. Hani anlarsın ya. Ya benden söylemesin Neriman ya. Benden çıksın da. Ha, yarış var yani. Ha, yarışacağız yani. Tamam be. Tamam. Yarışmaksa yarışmak. Aha da ben de varım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Baba, ne yapıyorsun? Kendini bulmacaya verdiğine göre bir tık sakinleşilmiş, öyle mi? He, öyle sayılır. Seni sevdiğim. Bana bak. Hı. Çocuklardan haber ver. Nasıl durumlar, iyiler mi? Vallahi babacığım, Esra ile Ozan'ın nasıl olduğunu bir tek kendileri bilirler yani. Oralar tam bir muamma, tam bir karışıklık. Ben bir şey söyleyeyim, bunlar telafisi delirtmeseler o bile iyi. Vallahi kar. Bir şey diyeceğim, benim Elif'im nerede ya? He? Arıyorum, açmıyor, evde de yok. Ya ben senin Elif'in nereden bileyim, bekçisi miyim? Belki de senden bıkıp kaçmıştır. Var ya, abi kardeş sırf sorunsunuz, sorun. Ya bu top nasıl bana sekti yine baba, Allah aşkına ya. Ayrıca şunu belirteyim, Elif'im benden sıkılmaz. Zümrüt anneciğim, Elif'im nerede ya? Ne bileyim ben nerede, sus, işim var. Bıyık, sen hala şu dedektiflik işlerine bakıyor musun? Bakıyorum ama vaka yok. İşte aradığın vaka ayağına geldi. Vakanın dibi bende. Bak. Bak şu mektubu. Bu mahalleden kadının biri yazmış. Bana kimin yazdığını öğren. Bul. Seni ihya edeyim. Paraya boğayım seni. Oo, ihyalar mihyalar varsa ben de bulabilirim. Sus, karışma, sus. Zümrüt Hanım, vakanız alınmıştır. Hemen incelemeye alacağız. Yazı tanıdık geliyor ama yine de bilimsel yöntemlerden şaşmamak lazım. Tamam, ne yaparsan yap, bul bana. Merakla bekliyorum, dedektif bıyık. Baba, işi kaptın ha. Aha. Sevgili sayın beyefendiciğim, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ama sizi çok iyi tanıyorum. Aşk mektubu mu? Aa, yok, kayıp. Vallahi kayıp. Ya ben şu dedektif Yalçın Holmes'e başvurayım da. Buyurun efendim, benim. Ne kayıp ruhum? Havuç, brokoli, patates, yeşillik, domates, biber, patlıcan. Bak bakalım bu eşgallerde bir şeyler var mı manavda Yalçın? Boş boş işlerle başladı yine uğraşmaya ya. Ya ruhum öyle deme. Bir şey eksik, bir şey eksik. Ben onu bulamıyorum ya. Bulama. Bazı şeylerde bulunmayı versin canım, bu dünyada ne var yani? Ne yaptın bıyık? Bir şeyler bulabildin mi? Buyurun efendim. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Teşekkür ederim. Efendim şimdi yapmış olduğum kriminal çalışmaların ışığı altında almış olduğum bu yazı örneklerini mektupla karşılaştırdım. Evet. Ve bulamıyorum. Ya yani hiçbirinin yazısı bununla örtüşmüyor. Ama ben bu yazıyı tanıyorum bir yerden. De nereden? Pes edemez. Aslansın, kaplansın, bıyıksın sen. Bulabilirsin, çalış. Ya evet, evet. Bazı saptamalarım var. Yok değil. Ha. Mesela efendim bakın, şu harflerin minik olması ve darlığı bu kişinin elinin sıkı biri olduğu anlamına geliyor. Eli sıkı. Yani cimri.
Cemil ise parası yok, fakir. Fakir biri gibi mi? Ama çalışkan. Yani çekip çevirme hususunda uzman bir kişi. Mektup bana bunu söylüyor. Çok saçma. Ben böyle saçmalık görmedim. Size ne ya? Mektubu kim yazdıysa yazdı. Saçma. Ne münasebet? Menekşe, ben töhmet altında kaldım. O kağıtçı benim yazdığımı zannediyor bu mektubu. Bunu yazana bulmam lazım. Bakın efendim. Şu A'lara, E'lere bir bakın. Hele şu Y'nin kavisli kuyruğunu görüyor musunuz? Adeta gözümün önünde canlanıyor gibi. Evet. Ya bunu yazan bana da tanıdık biri gibi geliyor ama... kim? Hani kim yazmış olabilir? Yok artık. Yani Menekşe, teessüf ederim. Bu da mı gelecekti başıma? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha. Aa. Tamam peki. Bu yazı kimin öyleyse Menekşe Hanım? Kimin bu yazı? Niye inkar ediyorsun ya? Ben yazdım. He? Ama bir sorun bakayım, niye yazdım? Şimdi bir başkası geldi. Dedi, benim dedi el yazım çok kötü dedi. Yazabilir misiniz dedi. Ben insanlık namına yazdım. İsim ver Menekşe. Boş yapma. Kim bu başkası ya? Kim? Veremem canım, ne münasebet. Arkadaşım sonuçta. Arkadaşın mı? Neriman. Vay vay vay. Saçma, ne alaka yani Neriman? Benim Neriman'dan başka arkadaşım yok mu sanki? Yok. Bir ben, bir Neriman. Bu dünyada yapayalnızsın sen Menekşe. İnkar etme boşuna. Neriman işte. Ya tüh be ya. Tüh ya. Ben bunu nasıl anlamadım ya? Gerçi zor bir vakaydı şimdi yani. Zor bir davaydı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mektupta saç boyası kokusu vardı. Benim oradan anlamam lazım ben. Neyse, neyse, iyi ki günah olmaz, olsun. Bana bak, sakın gidip Neriman'a saçma sapan şeyler söyleme. Sonuçta kadın gelmiş, bütün samimiyetiyle duygularını bana açmış. İnce konular bunlar, kalbi kırılır. O iş yaş. Yani onunla olmaz o iş. Allah Allah, ne alaka? Sana ne, sen aşk müdürü mü oldun mahallenin? Yok, şey diyorum yani, o adamla olmaz yani. Kağıtçıyla Neriman olmaz. Ya bak, bilirsin Neriman'ı sevmem ben. Ama arkadaşım sonuçta, yani onun iyiliği için. Hani onu korumak için diyorum iyiliği. İyilik meleği mi oldun sen? He, olmuşsun. Olmuşsun. Ya sana ne ya? Sen hiç merak etme. Ben şimdi gideceğim Neriman'a hiç isim falan zikretmeden. Gittiği yolda onu zart diye döndüreceğim. Ben de o iş. Merak yapma. Yapma. Zümrüt, ortalığı karıştırma. Günah benden gidiyor. Sana da aşk olsun. Aşk olsun sana da. İnanamıyorum. Pes doğrusu. Sen benim o mektubu yazabileceğimi nasıl düşündün ya? 40 yıllık karın. 40 yıllık karını sen bu kadar mı tanıdın? Ha? Hayda, ben niye suçlu oldum iki yarı bir dere ya? Bu kağıtçı var ya, kağıtçı. Ay nasıl cimri bir adammış. Böyle parasını kuruş kuruş sayarmış. Öyle cimriymiş yani. Cebinde akrep varmış. Öyle diyorlar yani. Hiç böyle bahşiş mahşiş hiçbir şey. Kimseye 5 kuruş para vermiyormuş. Fakir ayol. Bildiğin fakir. Kağıtçı kim ayol? Kağıtçı kim olacak? Kız, Nazım Bey diyor, Nazım'ı. Hani şu dernek başkanı yok mu kız? Kırtasiyacı. Selvi boylu. Selvi boylu mu? Aman Neriman. Selvi boylu görmesek inanacağız ha. Ayol. Adam kambur. Tabii. Böyle yürüyor mahallede, görmediniz mi? Çengelli iğne gibi. İkiye katlanmış adam. Ay, daha da fenası. Kumarı varmış. Tabii. Kumarbazmış. Bütün varını, yoğunu, evlerini, arsalarını, arabalarını, dükkanlarını hep kumarda yemiş, bitirmiş. Bıraktırılır anam, bıraktırılır. Hayatındaki boşluktandır o. Ne boşluğu canım? Dolacak boşluk, her yeri dolu adamın, hasta, irin. İrin her yeri, cerahat böyle yani. Ölecekmiş adam, çok hastaymış. Öldü, ölüyormuş, bir ayağı çukurdaymış. İşte bakanı yok. Ya bakanı olsa dipçik gibi adam, maşallah. Ya bakanı olsa ne demek? Bakanı olan...
çok kötü bir özelliği daha varmış. Onu diyemem şu anda. Çünkü söz verdim. Ne yaptıysa karısı bunu terk etmiş. Artık kadına ne yaptıysa kadın ortadan yok olmuş, uçmuş gitmiş. Evet artık neredeyse kadın. Hiç kimse de tanımıyor. Mahalleden biri de değil. Ne oldu acaba bu kadına? İşte ne oldu acaba? Ya hadi bir git kız. Kız bu abartıyor yine. Yoktur öyle bir şey. Vallahi bilmiyorum. Ben de bana diyenin yalancısıyım. Yani yukarıda Allah var. Gözümle görmedim. Ama öyle diyorlar yani. Hem fakir, hem hasta, hem çapkın, hem öldü ölecek yani. Hiç. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Nazım, hoş geldin. Merhaba Yalçın. Zümrüt Hanım'a bakmıştım. Nerede o? Zümrüt Hanım evdedir. Evi şurası hemen. Öyle mi? Teşekkür ederim. Nazım, hayırdır? Ona söyleyecek bir çift sözüm olacak. Allah Allah. Aa, kağıtçı. Hayırdır, niye geldin sen buralara? Ay, kitabının peşine düştün değil mi? Şiir kitabının. Ya sen ne cimri adam çıktın be? Cimri değil mi? Bütün söylediklerinizi duydum Zümrüt Hanım. Hadi diğer yalanlarınızı hoş göreyim ama. Demişsiniz ya, bu adam ne yaptı da karısı onu terk etti diye. Yani? Ben size gerçeği söyleyeyim Zümrüt Hanım. Eski karım beni aldattı. Başka birine aşık olduğunu söyleyip beni terk etti. Biraz zahmet edip araştırsaydınız bu gerçeği öğrenebilirdiniz ama zahmete bile girmemişsiniz. İnsanları harcamak bu kadar kolay değil Zümrüt Hanım. Hatta bu sizin için bile bu kadar kolay olmamalı. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz bakayım, kötü müsünüz? Allah kötülüğünüzü arttırsın. Biz iyiyiz Zümrüt, sen ne yapıyorsun? İyiyim, çok iyiyim. Şey, parkan çok yakışmış. Sağ ol. İhtiyacım vardı, aldım. Modaymış da bir de. Yakışmış, evet. Ya tabii, ne demezsin. Tam 40 yıl önce modaydı o. Sana ne bıyık? Sana hesap mı vereceğim? Zenginler böyle. Neye ihtiyaçları varsa giderler şak diye parayı basarlar olurlar. Siz fakirler nereden bileceksiniz? Nazım Bey'le bir alakası yok yani. Ne münasebet? Ayrıca o konuyla ilgili düşündüm ben. Orada öyle hadsizce bir yanlış anlaşılma oldu. O senin dediğin öyle şeylerle alakası yok yani. Ne gibi? Şey dedin ya. Ne? Ne ya bana? Ne dedim? Önüne bak bir. Ne dedim ben? Aşklı meşkli şeylerle alakası yok diyorum. Ya ben ne bileyim, ben senin midendeki, kalbindeki güvelerin, kelebeklerin yalancısıyım canım. Ya o güveler falan hep senin pişirdiğin o makineye aile yemekleri pişiriyorsun ya, onlar dokunmuş benim mideme, karnıma. Gittim doktora, öğrendim neticeyi. Yani olmadım, öyle bir şey olmam da ya. Ben ne münasebet içiyorum, o kağıtçıya falan aşık olacak. Olmuşsun. Olmadım diyorum, olmayacağım da. Ya lütfen rica ediyorum. O kağıtçı kim? Kağıtçı kim? Zümrüt Korfalı kim? Lütfen. Apır sapır yakıştırmalarda bulunmayın, kalbimizi kırarım. Merhaba, merhaba. Sağ olun. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin Nazım. Tamamsın sen. Nereye tamamım ya? Olmuşsun. Olmadım, olmayacağım. Bakın size de bunu ispatlayacağım. Ben kimseye aşık olmam. Afiyet olsun. Allah'ım yarabbim ya. Kusura bakmayın, bizim mahallenin herkesi böyle yapıyor. Sahip çıkıyoruz biz onu. Şey, zararsızdır bu kadar ancak. Of, çok güzel pişmiş. Ay Yalçın nasıl bastırdı yine ya. Ya evet ruhum ya. Şey diyeceğim, şu ön tarafı kapatsak mı acaba? Kapatalım, kimse gelmez evet, zaten. Evet, evet. Aa, ruhum. Bu adamın işi ne burada? Hiçbir fikrim yok benim. Keşke kapataydık ya. Efendim. Hürmetler efendim. Hürmetler bizden. Hoş geldiniz. Ah, geldin Müritlerin efendi. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bahçeme bahar getirdiniz. Bu çiçekler... Tamam, uzatma. Otur. Yayık yayık konuşma.
İnanmıyorum sana. Ne yapıyorsun Zümrüt? Ne yapıyorum ya? Flörtümle oturup çay içeceğim. Ne var yani, nedir? Nedir, değişik bir durum mu var? Görün bakın, benim bir flörtüm var. Ya pes diyorum ya. Sen Nazım Bey'e aşık olmadığını bana ispatlamak için Rüknettin Bey'i soktun devreye, inanmıyorum sana ya. Fısıldayarak konuşmana gerek yok. Zaten konuşulanları duymuyor. Duyduğunu da yanlış anlıyor. Rahat ol. Komşularım mı dediniz? Onların hiçbirinin haberi yok buraya geldiğimden. Valla iyice açtın kendini. Gerçekten açtın yani. İnanmıyorum. Ya ne olmuş ki? Çay içeceğim işte flörtümle. İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? İyiyiz de bunu da böyle anlamazsın ama ya. Hayır, nesi varmış flörtümün? Boy desen onda, post desen onda. Ondan sonra cümle, serenat onda, akrostiş onda, her şey var. Her şey. Herkes görsün. Flörtümle oturup çay içeceğim. Şunu unutmayın ki Zümrüt Korfalı aşık olmaz. Aşık oldurur. Eyvah ruhum. Şimdi var ya, birazdan Nazım gelecek. Çarşı fena karışacak. Ben çay koyayım. Bu kadar mı aşıksın Nazım Bey'e? Bu kadar çaresiz bir sevda mı bu durum ya? Yahu değilim diyorum. Ah, Nazım Bey. Demek ki bir rakibim var. Ah, ben duymuyordum. Duymuyordu, duyası tuttu. Gel flörtüm, biz gidelim. Yalçın. Aa, Nazım hoş geldin. Kalk, hoş bulduk, kalk. Merhaba. Kalk. Ne ikram edeyim sana? Bir çayını alayım. Nazım Bey, demek o sizsiniz. Hangi Nazım? Bakma bana, bunak biraz. Bunak ne dediğini bilmiyor. Nazım Bey, bu işi iki beyefendiye yakışır bir şekilde çözelim. Bey. Sizi düğünlüğe davet ediyorum. Ne? Beni. Sebep? Zümrüt Hanım tabii ki. Ne? Beyefendi, ben bugüne kadar hiçbir kavgadan, hiçbir mücadeleden kaçmadım. Kabul ediyorum efendim, buyurun. Bir dakika, bir dakika Nazım. Ne diyorsun ya? Sen kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Ne düellosu? Anne, Eko'yla konuştum şimdi. Abim karakolu almışlar. Ne? Sen ne diyorsun? Bir dakika, Esra ne olmuş? Ya. Hayda. Bir gün ya. Bir gün şöyle rahat. Nazım, dükkan sana emanet. Kolay gelsin. Afiyet olsun efendim. Yine bekleriz. Yalçın, çocukları çıkarmışsınız karakoldan ha? Ya vallahi çıkardık çıkarmasına da biraz ortalığı karıştırdık ama nihayetinde çıkarttık. Ne mahalle ama. Ya, kumpanya gibi. Ya, ya bu adam da böyle düellodan falan bir şeyler söylüyor bana. Yalçın. Bak gerçekten Zümrüt'ün flörtü mü o adam? Yok canım ya. Ya Zümrüt aklınca bize bir şeyleri ispatlamaya çalışıyor. Zümrüt zaten böyledir. Duyguları yokmuş gibi davranır. Neymiş o? Nazım, Zümrüt çok zor zamanlar geçirdi. Zamanında kocası Zümrüt'ü terk etti bir kadın uğruna. Zavallı Zümrüt hayatta iki çocuğunu bir başına kala kaldı. Ama var ya, onlara bakabilmek için gün oldu iki işte çalıştı. O kadar zor şeyler yaşadı ki etrafındaki hiç kimse hiçbir şey belli etmedi. Yani yaşama tutunabilmek için kendince böyle bir yol çizdi Zümrüt. Sana diyeceğim şu, öyle Zümrüt'e dışarıdan bakıp da gamsız biri olduğunu falan düşünme, yanılırsın. Anladım. Anlaşılan çok benzer şeyler yaşamışız Zümrüt'le. Ben de kalkıp kadına neler dedim ya. Keşke o kadar ileri gitmeseydim. Ya Yalçın ya, bu Rüknettin'le Zümrüt'ün bir ilişkisi yok değil mi? Yok ya Nazım, yok. Yani adam Zümrüt'e ayran da Zümrüt'te karşılığı yok. Değil mi? İyi, güzel. Neyse, ben kalkayım artık. Çay için teşekkürler. Afiyet olsun Nazım. Eyvallah. Yine beklerim. Ne oluyor Zümrüt ya? Bir kendine gel. Öyle bir şey olmaz. Olabilemez. Asla. Sil at kafandan. Hop at.
Zümrüt Hanım. Merhaba Zümrüt Hanım. Ben de size bakıyordum. Ya benim ocakta yemeğim yok. Efendim? Yani var mı yok mu ona ben bir bakayım. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Amma değişik kadın bu ya. Kağıtçı benimle konuşmak isteyince ben de kaçtım. Koşa koşa kaçtım. Aferin sana. Afiyet olsun. Ne kadar istikrarlı bir davranış tam sana göre. Ya istemiyorum zorla mı? Biz senin neyi istemediğini çok iyi biliyoruz Zümrüt. Ama ben sana söyleyeyim, o istemediğin şeyden kaçışın yok. Ben o kelimeyi artık söylemek istemiyorum ama söylemek zorunda kaldım galiba. Ya tamam 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 yeter. Şey... Ya sus Menekşe, istemiyorum. Benim o kağıtçıyla falan işim olmaz. Ayrıca da unutmayın ki ben sözlü bir kadınım. Benim sözlüm var, rüknettim. Çok da mutluyum. Yani flörtün dün ne ara sözlün oldu? Ha. O öyle oldu bir ara işte, oldu öyle şeyler. Aha geliyor. Vallahi de geliyor, billahi de geliyor. Bu adam kafayı taktı bana geliyor. Vallahi de geliyor, billahi de geliyor. Benim kaçmam lazım. Kaçamazsın. Kaçmam lazım. Kaçamazsın. Yok yok, kaç. Burası da kadın. Bilmiyorum. Olacak şey. Merhaba efendim. Merhaba. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Bir dinlerseniz. Vay, öyle mi? Sen inatçıysan ben senden daha inatçıyım. Söylediklerimi söylemeden bırakmam peşini. Neriman, tahta, çivi, çekiç bir şey var mı? Koltuk da olur. Ne oluyor, hayırdır? Sen işine bak. Aa, kadının kafasını yaktın. Kız sus, gaza gelme. Abartıyor yine. Vallahi geliyor. Geliyor Neriman, geliyor. Vallahi geliyor. Zümrüt Hanım. Ay, ben bu saç modellerini hiç beğenmiyorum ha. Zaten ben modaya da inanmıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazım Efendi, lütfen bu mekanı terk eder misiniz? Rica ediyorum. Çünkü burası kadınlara özel yani. Erkeklerin işi olmaz, mahrem. Lütfen gidin. Biliyorum Zümrüt Hanım, biliyorum. Söyleyeceklerimi bitireyim, gideceğim zaten. Yalçın'dan öğrendim. Benimkine benzer şeyler yaşamışsınız geçmişte. Bilmiyorum. Size biraz sert davrandım. Özür dilerim. Telafi etmek isterim bütün bu olanları. Onun için izin verin. Yarın akşam birlikte yemeğe çıkalım. Ne dersiniz? Hem böylece birbirimizi daha doğru tanıma fırsatımız olur. Olmaz. Olmaz mı? Nasıl? Olmaz. Ya iki insan birlikte yemek yiyemez mi? Yok, yiyemez. Ha, yoksa benimle yalnız kalmaktan mı korkuyorsunuz? Ne münasebet? Zümrüt Korfalı asla korkmaz. Korkutur. Ayrıca... Anlıyorum efendim, anlıyorum. Tamam öyleyse yarın saat tam 6'da sizi almaya geliyorum. Senin ne işin var burada ya? Bir boyasına gel. Başka kapıya hadi git, kendine başka kuaför bul. Hadi anam hadi. Gehge. Hadi gehge. Yürü. Tuttu gene gehge. Çık çık çık. Gehge. Hadi bakayım. Bitti. Paydos. Saçım yarım kaldı. Hadi anam, oldu oldu. Hadi. Saçlarım bozuk zaten. Yemek ye. Allah'ım ne yapıyorsun deli deli hareketler? Niye sinsisiz yanaşıyorsun arkamdan? Ya Menekşe, rica ediyorum konuya odaklan. Yemek yiyelim dedi. Yarın dedi, akşam dedi, yemek yiyelim dedi. Kim dedi? E, kim olacak işte, kağıtçı. Kağıtçı Nazım Efendi. Ay güzel, yiyin işte, birbirinizi tanırsınız. Yok yok, iyi olmaz değil mi? Olmaz. Niye? Yani bir işin oluru vardır, olmazı vardır. Bu da olmazından değil mi? Olmamalı, gitmemeliyim. Hayır, hayır. Canım niye olmasın? Bal gibi de olur. Yalçın benim arkamda naz mı koştu? Ne münasebet? Ben mi onun peşinden koşuyorum? O benim peşimden koşup duruyor. Afiyet Haddini olsun. Bil, lapır sapır konuşma. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bak Zümrüt, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. Bu adam çok başka bir adam. Sen çoktan hak ettin mutlu olmayı be arkadaşım. Öyle mi diyorsun? Yani. Ay Menekşe. Yine benim karnımda, midemde falan güvenilir bir şey. Güve diyor hala ya. Bilmiyorum ya. Bu mu, bu mu? Bu. Bu, 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 bu. Ben ne giyeceğim? Hiçbir şeyim yok giyecek ya. Of. Anneciğim. Anneciğim. Ne yapıyorsun sen? İyiyim kızım, sen ne yapıyorsun? İyi. Şey, bakıyordum öyle. Kıyafetlerime bakıyordum nasıllar diye. Aktivite yani. Senin yüzündeki benim cilt maskem mi? Sana özel cilt maskesi mi yaptılar?
Yukarıda vardı banyoda, yapıştırdım yüzüme. Ne var yani? Anne, senin hayatında biri mi var? Ne münasebet, ne biçim laflar onlar? Benim hayatımda kimse biri falan yok. Ya insan kendine bakım yapamaz mı? Yani kendime böyle bir şeyler yapayım dedim yani. Maske takamaz mı? Bir gün saramaz mı saçına kadın? Tabii ki yapabilirsin. Ha, ondan canım, yani. Tabii ki de ben öyle hani özel bir durum varsa anne kız konuşalım diye şey yaptım. Yok yok, zaten gitmeyeceğim yemeğe. Yemeğe mi? Yemeğe mi? Ne yemeği? Yemeği. Yemek mi dedin sen? Yok. Bir yemek mi var? Yok yok, yemek yok. O yüzden gitmeyeceğim. Yemek. Anne, biri seni yemeğe çarpmış. Zaten çarpmış. Bahanem de var. Kıyafet yok, hiçbir yere gitmeyeceğim. Anne kim? Arkadaşlar. Anne kim, ne olur söyle. Of 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 of. Gel, hoş geldin. Çay koyayım içelim. Koy koy. Bir de şu yapamadığın böreklerden de koy. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok yeme, doyurma karnını. Akşam yemeğe gideceksin. Nereye gideceğiniz? Bilmiyorum. Ayrıca da ilgilenmiyorum da. Yani gitmeyebilirim de. Aa, ne oldu, niye vazgeçtin? Kıyafetim yok. Kıyafetin yok. Senin kıyafetin yok. Yuh. Yok diyorsam yok Menekşe. Ya dünya kadar kıyafetim var ama... yani zoraki tanışma yemeğine uygun kıyafet kombinim yok. Yoksa 12 tane mağaza açarım ben evdeki elbiselerimle. Yani sebebim var. Gitmeyeceğim, o yüzden gitmeyeceğim, istemiyorum. Günaydın. 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 Kalk, kalk gidiyoruz. Yok, nereye? Alışverişe. Hayır, gidemem. Oğluşumun eli darda bu aralar. Alışveriş falan yapamam. Ben alacağım ya, ben vereceğim parasını. Sen şu fakirliğinle sen önce kendine kıyafet al be. 6 yıldır aynı şeyleri giyiyorsun. Kredi çekeceğim, sana ne ya? Dükkan sana emanet. Yok bir şey ya, yok bir şey. Kalk. Hayır hayır, gitmem, hayır. Zaten boğazım da ağrıyor. Yok bir şey, kalk, doktora da gideriz. Gidemem. Kalk, bak dişlerimi sıktım. Kalk. Yahu ne oluyor bir... Zorla mı? Gel şuraya. Zorla ha. Zorla ha. Vallahi aldıklarımı 30 yıl çıkarmayacaksın ha. Zümrüt Korfalı asla ucuz bir şey giyinmez Menekşe fakire. Ayrıca sayemde parmaklarım kaliteli kumaşlara dokundu. Bir de hiç söylenme, kendin kaşındın. Söylemiyorum ya vallahi. Şu iş böyle hayırlısıyla bir sonuna varsın. Verdiğin para da gani gani helal olsun ha. Yalnız son giydiğim çok yakıştı değil mi? Böyle boylu postu falan gösterdi. Çok güzel. Vallahi beş çeşmeleri moda ikonu gibi gezeceksin Zümrüt. Olmaz o zaman. Olmaz, derhal iade etmemiz lazım. Ya ben öyle çok hevesliymiş gibi görünmek istemiyorum yani. Biraz böyle ağırdan şey. Ay Zümrüt, hepsinden üçer tane üçer tane aldın. Hem gidiyorsun en gösterişlisini alıyorsun. Hem de ondan sonra diyorsun ki çok hevesli görünmeyeyim diye. Ya üçer çift aldın hepsini. Değiştire değiştire giyeceğim. Gel, sen ne oldun? Zümrüt, bir şey... Zümrüt! Zümrüt, Allah'ını seversen nefesim kesin. O kısacık bacaklarına nasıl ne para diyorsun sen? Zümrüt Hanım. Rüknettin Bey. Zümrüt Hanım. Niyetiniz de hala ciddi misin? Yapma. Karışma. Ya cevap versene adam, ciddi misin, değil misin? Elbette ciddiyim Zümrüt Hanım. Tamam o zaman, evlen ben. Bak şu fena değil. Ama yok ya, tam böyle kafama göre tasarım bir gelinlik bulamadım. Terzi Melahat'e mi gitsem acaba? Diyeyim ki böyleyken böyle, ben böyle prenses model bir gelinlik istiyorum. Böyle belden sıktırma, buradan böyle poşçe kabarık. Öyle yapayım. Yok öyle yap. Ya ben ne yapıyorum ya? Bu yaştan sonra yaşlı başlı kadın, genç kızlar gibi. Öf, vazgeçtim. Hayır, ben düz beyaz bir elbise giyeyim diyorum. Çıldırmışsın sen ya. Ne? Delirmişsin. Yahu gitti adam başka birine sarıldı diye gidip öteki adama evlenme teklif edilir mi ya? Anaoğul, kafayı yemişsiniz ya. Edilir. Ya sen görmedin mi adamın kadına nasıl sarıldığını? Böyle adam konda gibi yumulmuştu kadına. Ne olacak? Tabii Menekşe Hanım. Sizin başınıza gelmediği için bilmezsiniz. Ama bu da benden sana bir hayat dersi olsun. Ne zaman ki bir kadınla bir adam böyle yumulmuş olarak görürsen... bil ki o ikisinin arasında mutlaka bir şey vardır yani. Oluyor yani, orası karanlıktır yani. Orada bir şey olmuş demektir yani. Ya canım, öyle olsa bile gidip Rüknettin'le evlenilir mi? Evlenilir. Sen adama tahammül bile edemiyorsun. Ederim. Adam evlendiğini unutur, unutur. Hatırlatırım. Beni bak Rüknettin, şişt, şişt.
Biz evli izlerim arada. Ne var yani? Onu da hatırlar. Aa der. Ne var? Ya evleneceğim ve çok mutlu olacağım. Ne halin varsa gör Zümrüt. Gidiyorum ben. Git. Al al al. Al bunları, al bunları. Al 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 al. Al şunları da düğünümde giyersin. Git. Ya istemiyorum hiçbir şey. Manyak. Ben bir top A4 kağıdı istiyorum. Bir de şey istiyorum. Neydi onun adı ya? Ha, pergel. Pergel istiyorum. Bir de iki tane de kırmızı kalem istiyorum, kurşun. Evet. Zümrüt Hanım yapmayın ya. Sizin ne işiniz olur pergelle? Kusursuz daire çizeceğim. Allah Allah, alışveriş yapmadan önce adamı ikna etmek gerekiyor. Hayret bir şey yani. Zümrüt Hanım, siz şuna ben sizinle konuşmak istiyorum deyin. Olsun bitsin yani. Ne münasebet? Konuşmak falan istemiyorum. Yok öyle bir şey. Ben pergel istiyorum. Pergelim bitmiş. Bir baktım evde hiç pergel yok. Dedim gideyim alayım hemen. İyi öyleyse. Ben de yemeğe çıkacağımız gün gidip başkasına evlenme teklif eden biriyle konuşmuyorum efendim. Tamam mı? Çıkabilirsiniz. Pergelim ver öyle. Pergel istiyorum. Bakın Nazım Efendi, sizi o gün bu kapının önünde bir kadınla sarılırken görünce dedim herhalde hayatında biri var. Ben bilmiyordum kızınız olduğunu. Zümrüt Hanım, biz normal insanlar böyle durumda gider doğrudan sorarız. Kim o deriz. İnsanları böyle kolayca harcamayız yani. Evet. Evet, onu ben bir... Bilemedim ben, evet. Görüyorsunuz, yapacak işlerim var. Muhtemelen sizin de bir sürü işiniz vardır değil mi? Malum düğün hazırlıkları. Hadi bakalım size iyi günler efendim. Benim bu işi halletmem lazım ama nasıl? Dökmeden. İçine bakmayacaksın, önüne bakacaksın. Afiyet olsun. Sağ ol. Zümrüt. Hı. Hatırlar değil mi? Aman hatırlar tabii canım. Sen de öf menekşe. Her şeyi nasıl abartıyorsun ya? İşte mis gibi sağlıklı, turp gibi kızın. Zeus'um zaten Zeus. Ya onu da mecbur seviyor. İşte şükret bunlara, mutlu ol yani. Hatırlamasa da hatırlamasın. Ne olacak, hatırladığı ne var ki? Ne olacak hatırlasa? Uy, Rüknettin de beni hatırlamasa keşke. Ha, geldin mi dediğimi? Geldin mi? Yedin bir nane, ayıkla bakalım tane tane. Nasıl çıkacağım bakalım bu işin içinden? Ne var canım, telefon açarım. Şaka derim. Şaka yaptım derim. Düğün, evlilik falan yok derim. Olur bitir işte, bu kadar basit. Saçmalama. O adam öyle şey denir mi? Adamın kalbi var, küt diye gider denmez. Denmez mi? Denmez. Denmez, üst durumuyla halletmen lazım. Adam sana aşık. Meftun. Günah. Herhalde. Yani şu cazibeme kim dayanabilir ki? De ben kendimden soğutmam lazım. Nasıl? Bilmiyorum. Hah, buldum. Nasıl? Bu Rüknettin İstanbul beyefendisi ya. Hani böyle kibar, zarif, şey, nazik, centilmen falan böyle hüylü ya. Hı. Onun yanında diyorum böyle görgüsüzmüş gibi davransam. Yani böyle görmemiş hareketler etsem benden soğur mu? Soğur. Zümrüt, hı, sen zaten görgüsüzsün, öyle davranıyorsun. Hı, o da doğru. Ne yapsam ki acaba ya, bir şey bulmam lazım Menekşe. Ya hepsi bunların çok ucuz ya. Yok mu şöyle pahalı bir lokmacı? Sosunu seç. Sütlü çikolata, beyaz çikolata, bitter çikolata. Ne yapıyorsun anneciğim? Yani lokmacı bakıyorum, şöyle pahalı gösterişli lokma dağıtacağım mahalleye, olayın şerefine. Ay anne, hı, ben öyle Esra'yı ayakta gördüm ya, o kadar mutlu oldum ki. Sus, ben de vallahi çok mutlu oldum. Yani böyle hayalimdeki gelin kaynana ilişkisini kurmak için bana göre çok iyi bir zemin. Bu yaptığına fırsatçılık denir. Hiçbir şey denmez. Ona zeka denir, kafa denir. Sende olmayan şey işte.
Yani niye öyle diyorsun ya? Ben de böyle kaynana olarak bir takım hayallerim var. Gelinimle kol kola gireyim, kuyumcu dolaşalım. Bebek takalım, çıkartalım, şıngır 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 yürüyelim. Lokantaya gidelim, menekşenin yanına yemekleri yiyelim, hiçbirini beğenmeyelim. Devire devire eşyaları çıkalım. Bunlar yani insani hayaller bunlar yani. Kız hafızasını kaybetti. Senin hayallerin gerçekten çok insani ya. Hafızasını kaybetmiş. Var mıydı onda? Kafa var mıydı? Yoktu zaten. Sen onu bırak şimdi şeyi. Bir mi iki mi? Ne? Bir mi iki mi? Lokma. Yani bir lokma mı döktüreyim, iki lokma mı döktüreyim mahalleye? Ay şimdi Esra'nın uyanması bir mucize. O yüzden bence bir az kalır, Şahan'la da yakışmaz. Esra için değil, benim tokmak kafa kızım. Senin için döktüreceğim, faydasızdan ayrılmanın şerefine döktüreceğim. Ne Esra'sı? Ayrıldınız değil mi? Hı? Ayrılık bitti, sen de atabilirsin lokmanı. Tamam, yumuşama falan yok yani. Yok anneciğim, barışmayacağız. Zaten sen de böyle istemiyor muydun? Yani tabii. Öyle istiyordum fakat hevesimi kaçırdınız be. Ben ayıracaktım sizi. Siz kendinizden ayrıldınız. Da ne oldu yani? Şaşırdım öyle çiçeğim böceğim derken ne oldu bir anda ayrıldınız? Hayır yani onu anlamadım yani. Ne oldu hakikaten, ne oldu? Anne şey diyelim biz buna. Benim aklım başıma geldi diyelim. Olur mu? Daha da konuşmayalım tamam mı? Ben yukarı çıkıyorum, sen de lokmalarına bak. Tabii tabii çık sen. Sıkışınca odana çıkarsın zaten, çık. Sevimsiz şu kızı çiçime sinmedi ya. Yıllar geçti hala. Günaydın. Hoş geldin kızım. Geldi bizim balık. Bir şey diyeceğim. Acaba hangi yıldasın sen? Cumhuriyet ilan edildi mi oralarda? Bilmiyorum ama sanırım ilk espri icat edilmiş. Sanki sen çok komiksin de bana şey yapıyorsun. Ayrıca yıllar içinde hiç değişmemişsin. Bunu da sana söyleyeyim, kendi öz eleştirini yaparsın artık. Neyse, sevgili ailem ben bir karar aldım. Hatırlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım ama sizin de bana yardımcı olmanızı isteyeceğim. Ay Esra tabii elimizden ne gelirse annem. Abi, bana bir seninle olan ilişkimizi anlatsana. Bir otursana şuraya, bir anlat. Ha, eminsin yani bana anlattırmaya. Evet. Değil mi? Tamam, anlatayım. Şöyle. Abine tam olarak hayransın diyebiliriz. Evet, hayrandım. Yani bir işe başlamadan önce abi senin fikrini alayım, sen nasıl istersen öyle olsun gibi hep bana danışmalar, hep şey yapmalar. Ben senin akıl hocandım ya. Kızım ben mentorundum senin. Öyle düşün. Ekrem Bey, saat 3'te iş adamları derneğiyle toplantınız var. Onaylıyorum. Ekrem Bey, yeni arayüz tasarımlarınız, onayınızı bekleriz bunlar için. Şu olsun. Tamamdır. Ha, abicim yeni bulduğun fikir sayesinde şirketimiz %150 oranında artış gösterdi. Muhteşemsin. Bence Ozan yerine şirketin başına sen geçmelisin bu arada. Çok iyi fikir, çok iyi fikir de çocuğa ayıp olur. Neyse bir saniye. Ekrem Bey, bu seneki yaratıcı iş adamları ödülü sizin. Teşekkürler. Tamam al bunu. Nerede kalmıştık? Abicim diyorum ki bence şirketin başına sen geçmelisin, harikasın. Bu arada sana 10.000 lira borcum vardı, onu da en kısa sürede öderim. Hallederiz, hallederiz, takılma. 10.000 lira mı? Yuh ya, sana 10.000 lira borcum mu var benim? Ya takılma canım, bir ara ödersin bu hafta, ne olacak kardeşim? Bir ara ödersin bu hafta mı? Bu hafta. Ha, 7 gün. Bu hafta. Evet. Atma Eko ya, atma. Saçmalama, senin buna borcun olabilir mi? Olsa olsa bunun sana borcu vardır. Aman her şeyi de sen bil, her şeyi de çok bil anne. Gıcıksın abi, gıcık, hiç değişmemişsin işte. Elimi takip et. Takip et, takip et. Kim var karşında? Zümrüt Korfalı. Peki bu kaç? Ya da bu? Kaç? 2. 5. Roman rakamıyla 5. Bunu herkes böyle bilir. Senin demek ki kafanda gelememiş. Ya Zümrüt teyze bir otursana, bir ben bir şeyler hatırlamaya çalışıyorum da bana yardımcı olsana. Bizim seninle aramız nasıldı mesela? Ya kızım nasıl olacak bu kadar? Şahaneydi. Esra'cığım bak, senle ben bir elmanın yarısı gibiydik. Yani gelin kaynana şöleniydi bizimkisi. Herkes bizi kıskanırdı. Annem. Bebeklerim. Hoş geldiniz. Taze börek yaptım. Sıcak koyayım mı, yer misiniz? Börek mi? Uy, ay anne, biz az önce bu ellerle havyar yedik. Ne böreği fakir fakir Allah aşkına. Afiyet olsun, afiyet. Kızım ya, senin adına şu anda ben çok utanç duyuyorum. Annem yapacak bir şey yok. İnsan ailesini seçemiyor işte. Ya gerçekten ne yapacaksın kızım? Benim güzel kalpli kızım. Bu da senin hayattaki sınavın. Anne. Ay benim güzel gelinim. Annem. Ay annem, kız ben ne düşündüm biliyor musun? Söyle söyle, çekinme.
sen bize gel. Bizim villada sana çok güzel bir oda hazırladım. Yanınıza taşınayım. Evet. Ama havuzunuzda altın tozu yok ki. Ay annem, ben senin için havuza her yerleri bu ellerimle, bu bebeklerle altın tozları döktüm. Ayrıca evimin her yerine barak yaptım. Altından barak dolu. Her yerlere altın tozu döktüm. O zaman girerim, yüzerim, gelirim, kalırım. Altın tozu. Altın tozu öyle istedin. Altın tozu biraz abartmamış mıyız? Biraz ya fazla. Dökmeyiz de istersen canım. Sen çok ısrar ediyordun da o yüzden. Ya kızım ne inanıyorsun sen buna? Kandırıyor mu seni? Kandırıyor annem. Var ya, bildiklerimi de unuttum. İyice kafamı karıştırdınız ha. Ya annem karışmasın senin kafan. Bak ben sana her şeyi anlatayım. Sen dünyanın en iyi annesisin. Sen dünyanın en harika evladısın. Ozan'ı da çok ama çok seviyorsun. Ya takma bunlara sen ya. Üzme kendini, yorma. Hatırlayacağız hepsini. Biz hepimiz senin yanındayız. Ben değilim. Hı, bak gerçek çizgisi bu işte. Ben bir de şirkete gideyim. Orada bir şeyler hatırlamaya çalışayım ya. Belki yardımcı olur. Git git kızım. Hadi annem, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Afiyet ya Eko'nun bugün keyfi çok yerindeydi. Islıklar falan filan. Ay. Belki de barıştılar, biz bilmiyoruz. Aman. Ne güzel, Eko'suz hava sahasına kavuştum diye seviniyordum. Nereden çıktı şimdi barışma falan? Ya Zümrüt, senin mutluluğun mu önemli yoksa çocukların mutluluğu mu? Bıyık! Bu soruyu duymamış olayım. Tabii ki benim mutluluğum önemli. Aha arıyor. Kim? Ay arıyor Rüknettin. Ay aç Zümrüt, aç aç aç. Aç, uydur adama bir şeyler, gönlünü al da hallet şu işi. Hadi kapansın bu konu. Tamam tamam, ben bir halledeyim, dur. Efendim Rüknettin Bey. Özledim diyor. Ben sizi hiç özlemedim. Özlemedim. Ya gözleme yemedim demiyorum. Özlemedim, özlemek. Yok ondan, yok. Bakın Rüknettin Bey. Ben çok pis horluyorum. Horul horul horluyorum. Böyle cam pencere kırılıyor o sesten ya. Bütün mahalle şikayetçi benim horlamamdan. Olsun, genel olarak duymuyorum zaten. Duymayan adamı attığımız yalana bak zaten. Rüknettin Bey, ben sizin çok pis paranızı yerim. Ha, çatır çatır yerim. Evet, o kumburgazdaki ev falan hepsi gider ya. Düğün hediyesi olarak verecektim zaten o evi size. Bir gözden çıkarmış onu zaten. Kumar desem... Çok fena kumarbazım ben. Çok pis kumarbazım. Olsun. Kapat yüzüme! Nasıl bir insan ya? Her şeye tamam diyor, her şeye olsun diyor. Tıknaz. Ya bana bir fikir söylesenize. Ben bu Rüknettin'i nasıl sepetleyeceğim başımdan? Bir şey bulmam lazım. Aa, uyur gezerim falan mı desem ha? Olmaz. Birlikte gezeriz der. Ay deme öyle şeyler, bana deme. Ay, elim elimi tutar o. Hayır, istemiyorum. Ne yapacağım? Bana bak. Sen niye hiçbir şey demiyorsun? Ha? Niye bir fikir falan söylemiyorsun? Bıktım çünkü senden, bıktım ya. Benim oğlum sevdiğinden ayrılmış, kızımın kafası gitmiş. Ben senin sorunlarına çözüm bulmaktan sıkıldım Zümrüt. Hı, al benden de o kadar ruhum. Şey, ne eksikti bir tane? Bu gidecek. Kimeydi? Ramazan Bey'e. Ben bunu daha önce niye düşünmedim ya? Aferin kız Menekşe. Bak ne, tek başıma kendi kendime buldum yolumu. İyi yolculuklar. Sağ ol. Yani hafıza gidince de hiçbir şey hatırlamıyorum, bilmiyorum ben. Telefon numaranızı bile lokantadaki o kısa boylu şişman kadın verdi. Evet, onun demesine göre biz seninle sözlüymüşüz. Ama hatırlamıyorum demese onu da hatırlamayacağım. Yani dolayısıyla bizim sözlülük işi otomatikman düştü. Ayrıldık. Anlıyor musunuz? Ayrıldık. Efendim size iyi günler. Bana... Ne oldu? Yüzüme kapattı. Ya bu iş bu kadar kolay mıymış? Günlerdir bunu düşünüyordum. Ben bundan nasıl ayrılacağım diye. Bak halloldu. Oh, çok şükür. İyi, geriye bir tek Nazım Bey'in gönlünü almak kaldı değil mi? Hı. İyi, artık o kadarını da yaparsın canım. Bak bakayım bana. Aa, aa, o ne haller öyle?
pergel istiyorum. Evet, benim pergele ihtiyacım var. Ayrıca gönye de istiyorum. Çember çizeceğim. Torunuma lazım. Bir de şey istiyorum, zarf istiyorum 50 tane. Zarf? Ha, zarflar herhalde davetiyeleri koymak için değil mi efendim? Tabii, vereyim zarfları. Hatta benim düğün hediyem olsun. Yok, o iş iptal. İptal, iptal, iptal. Yani kalpler kırılmadan halloldu o iş. Öyle mi? Hı-hı. İyi öyleyse, ne diyeyim, hayırlı olsun. Sağ olun. Bitti o iş yani, öyle bir şey yok artık. Ha, ben bunu okudum. Okudum, bitirdim. Başka mal var mı? Sefiller. Bu ne böyle ya, fakir fakir? Yok mu bunun böyle zenginleri, varsılları falan? Yok efendim. Bitirdikten sonra soracağım ha. Ona göre okuyun. Bayağı da ağırmış ya. Kavgaya girsen girersin yani. Adamı bayıltır bu. Gerçi okurken de bayılırsın ama. Yani şey, ağır. Tuğla gibi. Çivi çakarsın duvara böyle çak 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 diye. Olmadı. Altına koyarsın, basarsın üstüne. Mesela mutfakta rafa boyun yetişmedi orada. Ama yanına önüm şey kapı arasına falan. Hani çarpmasın Kur'an derdi diye. Öyle işte. Evet. Oldu, iyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.